çektim ben de. Çektin. Titiz büfe. Titiz büfeye geldiğinizde kimi bulacaksınız? İsim neydi abi? İsa. İsa'nın yeri. İsa'nın yeri. Ayvalık Titiz büfe. Ayvalık çarşının içinde. Çok güzel dostlarımız, hemen çıkaracağım şimdi. Eyvallah, merak etme, kendime yaptığım gibi. Eyvallah. Ayvalık tost ekmeğinin özelliği, içerisinde pekmez, nohut mayası var. Yoksa iç şarküteri malzemesi aynı. Ankara'ya da güzel, İstanbul'a güzel. Turşusudur, peynir, kaşaradır aynı ama ekmeği olayı bitiriyor. Ekmeği değil özel. Mi? Ne var? Ekşi maya? Nohut mayası. Nohut mayası. Pekmez atıyorlar. Pekmez katıyorlar. Belki başka bir şeyler de atıyorlardı. Çok lezzetli tabii oluyor. Tabii bunun hani kıvam olayı var bir de. Tabii ki tabii ki mayası şeyi. Yediğinizde göreceksiniz. Oh la la. Evet, sostlarımız hazır. Şöyle bir göster bize abi. Evet. Şunu atalım. Evet. Normalde mutfağa kimse almıyor ama bizi kırmadı sağ olsun. Tabii. Sosisini atıyorum. At abi. Evet, Tostçular Çarşısı'na geldiğiniz zaman Titiz Büfe İsa'nın yeri. Uğramanız gerekiyor. Turşu ikramları var. Ben Fanta tercih ettim. X arkadaş kola tercih etti. İnanılmaz güzel bir ekmeği var. Kral mı diyorsunuz? Kral bizi buraya çekti. Şimdi Ayvalık tostu tadına bakıyoruz. Tavsiye ediyor musun? O zaman yiyoruz. Müthiş. Oho! Şu an Ayvalık sokaklarındayız. Ayvalık'ın böyle ince el işçiliklerini görüyoruz. Müthiş. Kolay gelsin. Böyle antika, inanılmaz güzel şeyleri var. Kilimleri var. Kilimler ne kadar? Neyler? Şunlar. Şuradan göre değişiyor. Değişiyor mu? Ne kadar mesela şu üsttekilerin fiyatı? Kilim var çok büyük, ucuz. Kilim var küçük, pahalı, boyasına, her şeyine göre değişiyor. Girmeyeceğiz bak. Çekebilir miyim videoyu? Tabii. Benim için daha iyi. Aha. Reklamını yapıyorum zaten. Dur o zaman sana de bir video çekelim ufak. Evet, şu an. Adı ne dükkanı? Valla yeni dükkan, daha isim koymadım. Yeni dükkan. Tamam, ismini de yeni dükkan diyelim. Böyle hepsi tarihi. Eski, antika, ne ararsanız var. Hadi be, şuna bakar mısınız? Vah, favori. Be. Bunlar çok pahalı. Vay. Çok tatlı. Ama tavanı biraz sıkıntılı gibi. Kesinlikle onarmaları gerekiyor. Çok güzel. Bu tablo kimindi abi? Fikret Öztürk. Fikret Öztürk'ü. Piyasa değeri şu an ne? 4-5 bin lira 4-5 var. Bin lira var. Ama amcam 1000 lirayı veriyor. Daha da 70 yıllık hayvanat bahçesinde ölen hayvanların dondurulmuş hali. Bizimle paradan ziyade daha çok terbiye ihtiyacım var. Evet, isim neydi amcacığım? İsim Erol Erzurumlu. Erol Erzurumlu. Ayvalık'ta böyle butik bir antikacı dükkanı var. Zaten videosunu çektim. Göreceksiniz. Anlatır mısın? Bu eşyaları nereden buldun bu kadar? İnanılmaz güzel şeyler var. Eserler var aslında. Eser bunların hepsi. Genellikle beraber yurt dışına gidiyoruz. Hı-hı. Veya ev eşyası alıyoruz komple.
Onlardan çıkıyor. Önceden koleksiyon yapıyorlar. Sonradan bize aksiliyor. Bu vaziyette buluyoruz ya. Çevre. Çünkü çevre. Evet. Anladım. Genelde müşterileri kimler? Genel zevk sahibi insanlar yani. Zevk parayla olmaz. Anlayan kişilere veriyoruz. Yani. Anlayan. Şu an en değerli eşya sağ tarafında duran neydi bunun adı? Buda. Buda. Şu an piyasa değeri bayağı bir yüksek demiştin. Söylemek ister misin? Özelliği nedir? Vallahi özelliği çok nadir olması, şimdi yapılmaması, 130 yaşında bir dini bir sembol. Tabi bunu anlayana vermek isteriz yani. Anlamayana fazla fiyatına değil de anlayana normal fiyatına vermek isteriz. Nedir fiyatı? Fiyatı 5000 dolarla 12000 dolar arası pazarlık. Değişebiliyor. Tabi. Anladım. Hiçbir şekilde şey zarar da görmemiş. İnanılmaz derecede temiz. Evet, burada da iki tane soğuk mührü var. Bilmiyorum. Kirlisam gözükmüyor, tozlu. Kendi ülke mührü mü? Yapan evet. Kişinin mi? Evet, evet. Burası bakın. Görüyor musun? Aa, bunlar soğuk mühürleri mi oluyor bunlar? Evet. Neden yapılmış bunun dışındaki şey ne? Bu kırmızı topraktan yapılmış. Kırmızı toprak. Evet. Üzerinde cam mine var. Bu mine 980 derecede asılıyor. Tabii. Emek yani değeri bu, çok fazla. Tabii. Bunun üzerine kar, yağmur, hava şartlarından kesinlikle bu mine bunu koruyor. Bozulmuyor. Anladım. Mine olmasa bu kadar yani süre tahammül edemez. Anladım. İnanılmaz güzel şeyler. Şu da çok enteresan bir şey. Nereden aldın demiştin bunu? Bunu Erivan'dan aldım. Ermenistan evet. Erivan'dan aldım. Evet. İnanılmaz güzel bir parça. Hiç tamir görmemiş. Evet. Hatta amcamın tüm ürünleri neredeyse tamir görmemiş. Olduğu tabii, doğallıkta. Tabii. Çünkü evden aldığımız için. Ki bazı eşyaların işte buradaki hani evlerin boşaltılmasından çıkan değerli eşyalar bildiğim kadarıyla. Tabii ev değiştiriyorlar. Mesela insan İstanbul'da yaşayamıyor kalabalıktan. Eşyasını satıyor, Ayvalık'a yerleşiyor. Hı hı. Bu esnada tanıdıklar vasıtasıyla biz alıyoruz. Eşyalar. Her türlü eşya çıkabiliyor bundan. Anladım. Bakın mesela bu da çıkabiliyor. Şöyle bir ayakkabı da çıkabiliyor. Bak bu ayakkabı. O ne? Ayakkabı mı? Evet. Oo, çok enteresan. Evet. Bak. Var mı bir şeyi anlamı? Kışın karda mı giyiliyor acaba? Mutlaka. Yani kar, buz. Ya da özel bir şey, görsel anlamı var demek ki. Enteresan, i̇şte. Güzel. Veya böyle bir deriden halı. Deriden halı? Evet. Aa, çok severim. Bu eski bir yerden çıktı yani boşaltılması. Hayır, tabii, tabii. Fiyatı nedir onun? Bunun fiyatı 200 TL. 200 TL. Aa. Çok uyguna vermiyor musun? Bize yani paradan ziyade müşteri çevresi lazım. Anladım. Ürün dönsün, yani sahibini bulsun. Tabii müşteri memnun olursa biz de memnun oluyoruz. Anladım. Bir defalık değil yani süreklilik istiyoruz. Ne kadar güzel. Plak var mı sende mesela? Plak biriktiriyor musun? Bazen oluyor taş plak, ufak 45'lik, daha ufakları. Onlar da geliyor, satılıyor. Anladım. Gramofon geliyor. En çok giren ürünün ne? Genelde hani senin tek bir ürünün olmadığı için birçok parçan var ama. Hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Tamam. En çok kolay erittiğin şey ne? Mesela geldiği gibi satılabilecek. Ya müşteri bana güveniyor. Ben hangisine referans verirsem onu alıyor. Tamamıyla sana bağlı tabii, bir durum. Tabii bana diyor ne satarsın diyor. Ben diyorum bunu bu fiyata al. Para verme, göster, ondan sonra paramı ver. Aa. Tabii. Paradan önce sadece eşyanın değerini bulması. Tabii memnuniyet. Doğru sahibi ulaşması. Bize ne öneriyorsun? Biz yeni nesil genç sinemacı arkadaşlarız böyle. Ya yeni nesil genç sinemacı arkadaşlara şimdi dükkana girdiler bir şey satmak için bunu satayım bunu satayım değil. Beğendim bir şey olursa veririm. Beğenmezsen sonra veririz. Problem çok değil. Çok nazik ve çok tatlı bir adamsın amcacığım. Çok teşekkür ederim. Para çok şey, para hiçbir şey değil. Erkeli. Doğru. Heh. Doğru. Sohbetin için teşekkür ederiz. Ya dükkan senin dükkanın artık. Ayrıca benim dükkanım var. Hı-hı. Şık şık gel. Ben alacağım zaten. Bilgilerini de alacağım. Buraya filme gelen
arkadaşımızla, eşimizle, dostumuzla sana yönlendireceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bize yardımcı olduğun evet. için. Bir el sağla bakalım şöyle. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Nereydi oraya? Safranbolu muydu? Gittin mi Safranbolu'ya bile? Gittim, gittim. Harika, harika. İnanılmaz güzel evet, yerlerdi. Bizim oralarda da çok tarih eser var diyorlar ama toprak altı diyorlar. Ya onu özel müzesi olan iş adamları var. Bunlar topluyorlar. Rahmi Bey gibi. Rahmi Bey'in de çok var değil mi? Tabii. Sergiliyorlar. Bu sayede Türkiye'ye çok turist geliyor. Allah Allah. Her şeyi tabii devletten beklemek doğru değil. İnsan kendi yapacağını da yapması lazım. Rahmi Koç gibi İstanbul'da da var. Tabii, müzesi tabii. Burada da varmış galiba. Ya öyle iş adamları kendinden ziyade işi büyüdükçe çalışan fazlalaşıyor. Hı hı. Tabii canım yani İstanbul'daki müzesini belki gezmişsindir canım ama kesinlikle gezmişsindir sen Koç Müzesi. Sana bir şey desem inanır mı? İnanırım tabii. Ben Topkapı'yı gezmedim. Gezmedin mi? Yemin olsun. Olabilir. Derler ya terzi... Kendi söküğünü dikemez. Harbiden öyle bir şey yani bu da. Dükkanım kapalı çarşıda, yattığım yer Sirkeci'de. Her gün önünden geçiyorum. Ya bir gün gir de gel şurayı yok. Değil mi? Nasip. Alır almaz pişman olursun iş işten geçer iyisi mi hiç bulaşma. Hiçbir işe yaramayan şeyler geldi. İşte o tabaklardan yemek yiyeni Profesör Doktor Canan Karatay gelse kurtaramaz. O tabaklardan yemek yedin mi mide kanamasından gidersin. Hiç kurtulma şansın yok. İzmir Atatürk Araştırma Hastanesi de sevki uygundur. Yeşil yurda. Satılan mal geri alınır, parası iade edilmez. Abin nişan bol olsun. Elektronik mallarımız yarım saat garantilidir. Elektronik mallarımız yarım saat içerisinde patlar, parçasını bulamazsın. Evi bile yatar. Fişini takar takmaz ne elektrik bırakır ne sigorta. Allah korusun evi yakarsın. Okut buradan.